Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. FED tutanakları açıklandı. Bu tutanaklar 25 ila 26 Ocak arasındaki Ocak ayındaki toplantının tutanakları ve peş peşe açıklamalar geliyor. FED'in şöyle bir şey var. E, beklentilerin üzerinde devam eden enflasyon rakamlarının daha da devam edeceğini uzun süre bu işi zorlayacağının altını çizmişler. İkiye bölündüklerini söylemişler. Faiz artışlarının yakın bir zamanda olacağını ve varlık alımlarının Aralık ayında belirlenen üzere 30-30-30 şeklinde. -30 -30 şeklinde mart ayında bitecek şekilde hareket edeceğini söylemişler. Kripto paralara dair çok fazla not var. Kripto paraların 2021 yılında işlem hacimlerinin çok arttığının altını çizerlerken bu sisteme daha fazla ilgi duyulması halinde geleneksel finans sistemine çok ciddi anlamda riskler oluşturduğunun altı çizilmiş. Beklentilerle şimdi Amerikan borsalarında açılışları zaten açılmıştı. Amerikan borsalarına bir toparlanma görürüz. Bu gibi dönemlerde vadeli işlemlerden uzak durmak gerekir. 2000'lik, 3000'lik 3000 dolarlık mutlaka hareketlilikler olacaktır. Bitcoin yukarıya doğru sıçrama yaptıktan sonrasında bu yapay bir sıçramada değil Belirt, beklentilerle paralel açıklanan veriler her ne kadar e, kötü gibi gözükse de yani işte enflasyon artışta olacak enflasyonu dizginlemek için faiz arttıracağız denilse bile belirsizlik ortadan kalktığı için borsalarda bir hareketleri yukarıya yönlü olacaktır Amerika'nın e, 10 yıllık tahvilleri 2.05'e doğru çıktı altının gramı yükseldi çünkü 10 yıllık tahvil 2,05'e çıktığında dolara da yukarıya doğru çekiyor. Dolar şimdi yarın yüksek bir şekilde açılır. Birkaç gün bu bahar Bahar havası demek aslında yanlış ama hani beklentilerle paralel geldi diye ama 39 bin şöyle söyleyeyim 39 bin 200 seviyelerin altında kapanmadığı sürece 50 seviyeleri mutlaka deneme ihtiyacında olan bir bitcoin'i görebiliriz. Aynı zamanda Twitter bitcoin'le bahşiş özelliğini Ethereum'da eklemiş. Ethereum'da bir sıkıntı var çünkü Ethereum'la ilgili özellikle Amerika'nın senatosundaki isimlerden açıklamalar var. Ethereum'un bitcoin'den daha riskli olduğuna dair. Ama şöyle söyleyeyim bu bitcoin bu kripto işinin gidici olmadığını bundan şuradan garantileyebiliriz ki eğer ki FED'in tutanaklarına girdiyse hani insanlar bazen böyle işte sade zincirlerine lalet olaylarına falan be benzetiyorlar ya da işte offshore hesaplara benzetiyorlar ama bu dönemde bu kadar teknolojiyle ve bu kadar kurumsal ilgisiyle tamamen farklı bir dönem var. Ee, şu anda Türk FOMUS'unun en böyle. E, hareketli olduğu dönemlerdeyiz. Global borsalar Türkiye'yi çok önemsemişler ve Türkiye'ye gerçekten yatırım yapmak istiyorlardı. Şimdi global borsadan borsalar Türkiye'den çıkmayı düşünüyorlar çünkü regülasyon üzerine gidiliyor. Aynı zamanda Amerika'nın e, savun Amerika'nın savunma sanayinden sorumlu Blinken bakanı da Rusya'nın hala oralar hala sınırlarda gezindiğinin altını çiziyor. Yani jeopolitik riskler bitmiş gibi gözüküyor ama riskler bitmiş durumda değil. Fed'in ekonomi anlamında beklentilerle paralel yaptığı açıklama altında, e, dolarda, 10 yıllık tahvil faizlerinde ve Bitcoin'de güzel işlenmeler gösterecektir. Bunun için takipte kalmakta fayda var. Bu gibi dönemlerde fazla riskli, fazla hareketli dönemlerde vadeli işlemlerden uzak durmak daha mantıklı. Spot işlemler şu anda biraz daha karlı gibi gözüküyor. Çünkü burada sert fiyat alımları ve çıkışlar olabilir. 46 bin dolarlara sıçrayabilirse eğer kendi içinde bu yayın süresince de bir şekilde sıçrama gerçekleşebilir. 48, 49, 200 ve oradan 52 bin dolarlara kadar çıkma ihtimali var. Ama spotta kısa vadeli işlemler açarak biraz daha iyi karlılıklar elde edebilirsiniz. Ben açıkçası spotta zaten biliyorsunuz Bitlo'yu öneriyorum ve Bitlo'da da güzel de bir hareketlilik şimdi önümüzdeki birkaç günde göreceğiz. Benim referansımla abone olanları da zaten fırsada var ama şu anda Fed'e baktığımız için Fed'in Bitcoin cephesini hareketlendirdiğini görmek mantıklı. Bundan sonrasında 52 bin yani 46 binler zaten 45 bin dolarlar görünmüyordu ama 45 bin lira kadar çıkıldı. Şimdi bu iyi haberler bu işte pozitif kriptonun benimsenmesiyle beraber ve kriptonun artık gerçekten adam yerine konulmasıyla beraber de bir güzel sıçrama gerçekleşecektir. Dediğim gibi Ocak ve Şubat aylarında insanlar genel olarak şey yapıyorlar çok fazla ilgilenmiyorlar bu haberlerle ama maalesef 2022 yılı dev bir enflasyon yılı olacak. İngiltere'nin enflasyonu 30 yılın zirvesinde 5,5. 7,5 ile Amerika'nın enflasyonu 40 yılın zirvesinde. Bu arada bu 25-26 Ocak'taki toplantı. Ondan önce tarım dışı istihdam daha gelmemiş, enflasyon daha gelmemişti. Ama burada yine faizlerin yakından daha fazla, daha çabuk gelebileceği faiz artışlarının ve varlık alımlarının da daraltacağının altı çiziliyor. Şimdi bizim için aslında önemli olan 14 Şubat'ta kendi aralarında ne konuştular. Çünkü belki 14 Şubat'ta konuşulanlar etkili oldu ve biraz farklı bir yola da saptırıldı. Ben Fed'in e, kriptoları benimsemesini önemsiyorum. Ben bu kalemin sezonu olduğunu düşünüyorum. Ayı sezonu gibi değil ama artışların düşüşleri daha kısa vadeli ama daha sert dalga boyları olacağını düşünüyorum. Bu dönemde vadeli işlemlerle uzak durmak mantıklı olabilir. Çünkü çok hareketli bir süreç var. 2.000-3.000 dolarlık hareketliliklere hazır olmak gerekiyor. Bugün saat 3 kapanı, gece 3 kapanışı önemli. 39.200 doların altına kapanma süreci de 52.000 dolara doğru gitmek mantıklı. Ee, ve şu anda da... Çok fazla mesaj geldiği için Ethereum'un biraz daha risk denmesi şu anda Bitcoin'in biraz domine olması neden olabilir. Kripto paraların işlem hacmi biliyorsunuz 3 trilyon dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi 1,9'da 1,1 yani biraz daha azaltayım. 900 milyar dolar şu anda nereye kayacağını görmeye çalışıyor. Borçluluklar, enflasyon, yardımlar, mardımlar derken hareketlilik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda değinelim. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecekmiş ve aynı zamanda KDV %8'den %1'e indirildi gıda fiyatlarında bu yansımasla da ciddi yaptırımlar olacak denildi. Bakalım göreceğiz. Ama gıda anlamında, enflasyon anlamında, üretici enflasyon anlamında gerçekten kritik ve zor zamanlardayız. Gram altın arttı, dolardaki gram altın aslında dolardaki artış destekledi çünkü ons global ee, jeopolitik riskler ortadan kalkmasıyla beraber 1862'den 1855'lere 1800 1847'lere kadar gevşemişti. Ama yine de şu önemli en ufacık bir gerilimde artacağına dair. Petrolün 3 dolarla çok böyle sanki inanılmaz düşmüş gibi yansıtıldı. Ama ee, o kadar da abartılacak bir şey yok. Şimdi 400 bin varillik eğer bir destek arz talep bir destek gelmezse o zaman siz görün ben bu sene içerisinde 100 doların üzerine mutlaka ve mutlaka çıkacağını düşünüyorum. Kullanıcılar Fedle ilgili de son bir şey. Kullanıcılar bilanço daraltmaya sıcak bakıyorlar faiz arttırmaya sıcak bakıyorlar ama dediğim gibi Özellikle tarım dışı istihdamı Şubat ayında ve Mart'ın başında gelecek olan enflasyon daha da önemli hale gelecek. Ama herhalde faiz arttırımına artık kesin gözle bakıyoruz. O nedenle Bitcoin'de son bir vurgun, son bir vurgun demeyeyim ama bir, bir deneme tekrar gerçekleşebilir. Tekrar altın çiziyorum. Vadeli işlemlerle uzak durmak daha mantıklı. Biraz daha spot işlemle hareketli gibi gözüküyor. Bunun için de kolay arayüzü olan ve tahtaları hareketli olan borsaları tercih etmenizin altını çizerim. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki yarın dolar yükselişiyle, gram altın yükselişiyle, 10 yıllık tahvillerin faizlerine bakarak hareket edeceğiz. Borsalarda bir toparlanma var. Bu doları ufacık da gevşetecek de olsa yine de nakit akışında güvenli liman olan doların önüne bakacağını düşünüyorum. Çünkü artık günden güne Mart'ın 15'in 16'sına doğru giderken gittikçe fazla katılımcının da öngörmesiyle beraber dolar Dünyadaki doların 8.9 trilyon dolarlık bar, bilançonun daraltılması ve artık Amerika'nın kendi parasını kendi ülkesine çağırma dönemine doğru gidiyoruz. Bu da bizim gibi gelişmekte olan piyasaların borsalarından ki bizim borsamızı ufacık bir e, parantez açmak zorundayım. Yabancı satış tüm gazla devam ediyor. Çünkü gerçekten... Kritik bir dönemdeyiz. Bizim yakınımızda bir savaş olması söz konusu. Amerika'nın yine doğu tarafına, yani Asya'ya doğru olan tarafın içlerine karışması söz konusu. Yine o pandemi öncesindeki durum söz konusu. Bize 94 binli vakalar hala devam ediyor. Yapılan açıklamalar göre şu anda vakaların %90'ını Omikron'un bir alt varyantı olan BA2 yani bir nevi grip gibi atlatılıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Beş, ben 5 aşılıyım çocuğum covid oldu bana geçmedi ama 3 aşılılar kimi zaman ateşli kimi zaman öksürük kimi zaman ağır şekilde atlatıyorlar. Yani kesinlikle öyle ben 3 aşılıyım deyip güvenmemek lazım. 4 ila 5 aşı koruyor demek mantıklı. Bu da... Ee, ee, gerçekten önemli. Bu arada Fed'in iki tane katılımcısının da bir şey vardı aklıma onu düşündüm. Fed'in iki katılımcısı da istihdam rakamlarını istenen tarafa gelmediğinin altını çiziyorlar. Ama ona karşı iki onların pek fazla söz dinlenmez ama Şubat ayındaki tarım dışı istihdam ve enflasyon rakamları da itibar edilecektir. Zaten eğer önümüzdeki ay iyi gelirse 4 ay boyunca gerçekten yüksek şartlarda revize olmuş ve yükselen bir istihdam rakamıyla karşı karşıya olunacak. Bu da onların elini iyice kolaylaştıracak diyorum böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Ve bu gibi videoları kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü ana akım medyada şöyle oldu böyle oldu haberlerini gördüğünüzde yatırım yapmak için ve işin içine girmek için çok geç kalmışsınız anlamına geliyor diyorum. Görüşmek üzere.